Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, sizlere yaklaşık 3 yıldır tüm kanallarımızda ekonomi gündeminde yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin ne anlama geldiğini değerli ekonomistlerle birlikte anlatmaya çalıştık, anlatmaya devam ediyoruz. Malum yaşadığımız ekonomik durum ortada ve biz yorumlarımızda hep vatandaşın ekonomisini göz önünde bulunduruyoruz. Peki şartlar böyleyken vatandaşı ne yapacak sorusuna da yanıt aradık tabii. Mevcut enflasyon ve kur oranlarına baktığımızda da alım gücümüzün günden güne nasıl düştüğünü, nasıl eridiğini hepimiz biliyoruz. İşte 3 senedir burada da beraber yaşıyoruz zaten. Peki bu durumda elde tek çare kalıyor. O da yeteneğimiz, iş gücümüz. Bunu döviz getirisi elde edecek pozisyona nasıl çevireceğimiz diyeceksiniz ki ihracat yapmak aslında o kadar da kolay değil. Evet, gerçekten kolay değil. Ama içinde yaşadığımız dijital çağda baktığımızda hem ihracat yapmak hem de bunun nasıl yapılacağını öğrenmek artık oldukça kolay. İşte bu yüzden biz de bugün izleyicilerimize daha da faydalı olmak adına ne yaptık? Aslında soruları bir iş bilene soralım dedik bugün. Yurt dışına hobilerimizde yurt dışına satmanın yöntemlerini öğrenerek döviz geliri elde nasıl edebiliriz? Bugün biraz da onu öğreneceğiz. Karşımızda e-ticaret Türkiye'nin kurucusu Mert Tanciyer var. Siz de yayınımızı dinleyip aklınıza takılan soruları yoruma yazabilirsiniz. Açıklama bölümünde de detaylı bilgiler bulabileceksiniz. Diyelim başlayalım o zaman. Merhaba Mert Bey, hoş geldiniz. Merhaba, selamlar Ebru Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ediyorum. E-İhracat ailesinin ofisinden, binasından sizlere selamlar diliyorum. Harika. Merhaba Bayram Bey, size de merhaba. Merhaba Ebru Hanım. Evet, özellikle dünya ticaretinde işte Amazon, Etsy gibi platformlar öne çıkmaya başladılar. Artık insanlar kargolarını evlerine getirmeye başladığı için bu sistemi tercih ediyorlar. Gerçi hepimiz evde artık bu sistemi tercih ediyoruz. Peki biz alıcı değil de satıcı olarak pazar yerine girip gerçekten neler yapmamız gerekiyor? Bu e-ihracat dediğimiz şey nedir? Biraz anlatır mısınız bize? Böyle başlayalım. Alfabenin ilk harfiyle başlayalım. Aslında böyle biraz da ben motivasyonel olarak gireyim. Bugün evet karamsar bir ortam olabilir dönem dönem. Bugün ekonomiden sorumlu bakanımız diyebilir ki daralmaya gideceğim. Ama Türkiye için de daralmaya gideceğim diyor. Bize demiyor ki ihracat yapma. Kardeşim ihracat yap para kazan veya sen ticaretini durdurma diyor. Sen işine bak. Şimdi burada şuna geleceğim. Türkiye'de sevgili arkadaşlar 5000 tane 5000 tane ve bunların çoğunu biz ürettik, biz yetiştirdik. Bunu gururla söylüyorum. 5000 tane Türkiye'den dijitalden çok iyi para kazanan, yurt dışından döviz kazanan kardeşimiz var. Bu neden 50 bin olmasın? Bu neden 150 bin olmasın? İşte neden e-ihracat Türkiye bu anlamda rol oynuyor? Neden bu işin hamiliğini yapıyor? Neden kar amacı gütmeden insanlara bunun motivasyonunu veriyor, eğitimini veriyor. İşte buradaki nokta bu. Biz e-ihracatçıyız, özümüzde ihracatçıyız. Geçmişten biz 20 yıldır ihracatçıyız. Bu anlamda biz Türkiye'deki herkesi dakika bir e-ihracat Türkiye kuruluşunun içine bekliyoruz ki insanlara öğretelim, eğitelim. Kim olursa olsun, hangi görüşten, hangi fikirden olursa olsun insanlar burada öğreniyor, insanlar burada bir topluluğun üyesi oluyor. Yani kimsenin buraya gelip de ticaretin dışında, ihracatın dışında ekonomi bile konuşmuyoruz. Biz hangi malı kaça alırız, kaça satarız, nasıl üretiriz, nasıl satarız, nasıl ülkeye döviz getiririz, nasıl bunun eğitimini alır, 5-10 bin dolar ayda kar ederiz. Biz sadece bu konuyu konuşuyoruz. Ve inanın gençler de şu anda bu konuyu konuşuyor. Kesinlikle. Özellikle gençler için inanılmaz güzel bir şey. Aslında bu biraz da bizi masa başından da kurtaracak bir şey, değil mi? Kendi işimizin patronu olabilmek. Artık gençler, yani ne kuşağı olduğunu bilmiyorum ama şu anda benim konuştuğum çevremdeki, şu an binamda olan 50-60 tane, bakın sabahın erkeni, normalde öğleden sonra insanlar gelir ki çünkü biz Amerika'ya sattığımız için akşamlarıdır bizim işimiz.
Şu anda 50-60 kişi burada ticareti konuşuyor. Ne yapabilirim konuşuyor. Ve biz bunlara kar amacı gütmeden hizmet veriyoruz. Devamlı birbirimizle konuşuyoruz. Ve burada bir eğitim satın almak söz konusu değil. Burada bir topluluğa aidiyetlik, üye olmak. Bir topluluğun içinde olmak ve para kazanmak söz konusu. Yani bizim içimizde lise öğrencisi de var, üniversite öğrencisi var, diş doktoru da var. Peki o zaman eğitimden biraz daha bahsedebilir miyiz? Yani gelenler e-ticarete nasıl başlayabilir? İnsanlar nasıl yapacaklar? Eğitimde neler var? Eğitimde olmazsa olmaz neler var? Genel olarak yani geldiğimizde orada neyi öğreneceğiz? Neyi bulacağız? Biraz anlatır mısınız size? Burada bir kere ihracatın mantığını öğrenirken bizim öğrencilerimizi biz dörde böleriz. Aslında 8 sınıf her akşam açılıyor. Ama bizde şöyle bir şey yok. Ya gel kardeşim işte bu eğitimi al, yani hamburgeri al, yanına kola git değil. Burası ömür boyu bir topluluk. Yani bizim içimize girdiği zaman ömür boyu artık ihracatı konuşuyoruz hep beraber. Ben öğrencileri dörde ayırırım. Birinci seviye öğrenciler, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye. Kimse seviyeyi sınavını olmadan, benim onayım olmadan atlamaz. Biz her zaman seviyeyi iki haftada bir sınavlar açarak seviye şekilde yükseltiyoruz. Mesela bu sabah daha birinci seviye bir kardeşim bir şey sordu bana. Dedim ki sen üçüncü seviyeye gel, bu soruyu o zaman sor. Üçüncü seviyeye gelmek de zaten çalışan biri için 5-6 hafta. Yani artık şuraya dikkat çekmek istiyorum. Özlemimiz şu, kimse üniversiteyi bitirip veya bir meslekte bir şekilde kalıcı olup masa başı bir para kazanmak istemiyor. Artık herkes daha fazla para kazanmak istiyor ve gençlerde şunu görüyorum, insanlarda şunu görüyorum, ihracat yapıp ülkeye değer katmak istiyorlar ve yurt dışı arenada da ülkelerini temsil etmek istiyorlar. Peki Mert Bey, hep gençler diyorsunuz ama işte biz artık o gençlik yaşlarını biraz geçmiş olanlar gelemeyecek miyiz? Ya ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim eğitimimde biz devamlı anket yapıyoruz. Yani bizde iki haftada bir anket vardır. Artık insanlar anketten sıkılmıştır. Ankette devamlı detayları sorarız. Şu anda ihracat Türkiye'de yaş ortalaması 38, biliyor musunuz? Güzel. Evet. Yani benim 60 küsur yaşında öğrencim de var. 50 küsur yaşında öğrencim de var. Yani benim abi dediğim var, abla dediğim var, teyze dediğim var ya. Yani bizim böyle bir komünitemiz var ve böyle bir komüniteyi kurduğum için de gerçekten çok mutluyum. Bir fayda sağladık, bir değer kazandırdık Türkiye'ye. Evet. Yani şimdi burada Ebru Hanım, burada şuna da bakmak lazım. Ekonomik kriz ortamlarında hem Türkiye'de hem dünyada maliyetleri aşağı çekmenin en önemli yolu elektronik ihracattır, e-ihracattır. Bu son derece önemli. Şu an Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanıyor, derin bir kriz yaşanıyor. Bir de bunun sosyal tarafı var. Ülkelerin birbirine koyduğu vizeler var. Şu an baktığınız zaman Türkiye'den Avrupa'daki değişik ülkelere, Amerika dahil. Mesela vize almak inanılmaz şekilde zor. İş adamı olsanız bile çok zor. Dolayısıyla e-ihracat o anlamda fiziki olarak gidip pazarı ziyaret etmeden de çok rahat ürünlerini satabileceğiniz bir platform. Bunu doğru öğrenmek lazım. Ama ürünü de doğru üretmek lazım. Şimdi bir kere mal satarsın, bozuk malı satarsın, ondan sonra darmadağın olursunuz. Onun için doğru üretmek lazım. Doğru malı, doğru üretirseniz her zaman dünyanın her yerinde alıcısını bulursunuz. Bunu doğru yapmak lazım. O zaman finansman ihtiyacınız da çok azalıyor. İhracat yaptığınız zaman. Bunu orta ölçe ve orta ve orta üstü firmalar için geçerli. Yalnızca bireysel kişiler için değil. Çünkü TİM'de, Türk İhracat Meclisi'nde bu tür çalışmaları var. Henüz bir yaşamaya gelmiş değil. Mert Bey'in yaptığı çok doğru. Bunu insanlara iyi öğretmek lazım. İyi eğitmek lazım. Şimdi Bayram Hocam, dediğiniz de kesinlikle önemli bir nokta var. Ben her zaman bu işi yapacak olan kişilere, ki Türkiye'deki hani 10 tane kurumsal sayın dediğim zaman AVM'lerde veya Türkiye'nin ilk 100 listesinde, bu firmaların hemen hemen hepsini ben bizzat e-ihracata soktum. Bunun danışmanlığını verdik bizim diğer danışmanlık tarafıyla. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Bir ürüne gireceksen nerede satacaksın? Amazon, Walmart, Etsy, eBay, uluslararası arenadan bir tane numune al diyorum. Ve bu numunenin aynısını yap. Ne daha kalitelisini yap, ne daha kalitesini yap. Benim bu
yaptığım, bu verdiğim taktik, ki ben de bunu kullanıyorum, kesinlikle çalışıyor. Yani bizim sistemimiz hep tecrübeleri aşağıya aktarmak normunda oluyor. Çünkü ticarette bir doğru yok. Önemli tecrübeler var. İşte Mert Bey, onun için söyledim. Ahlaki normlardan şaşmamak gerekiyor. Çünkü bunu kullanmak isteyen, bozuk mal veya kopya mal göndermek isteyen çok olacaktır. Şu an piyasada çok var çünkü bu tür firmalar karşılaşıyoruz. İşte bunların itibar edilmemesi, gerçekten doğru ürünleri satmak lazım. O zaman zaten kalıcı olarak pazarda yer buluyorsunuz. Ekonomik krizden de rahatlıkla sıyrılabiliyorsunuz. Doğru bir noktaya, doğru bir noktadasınız. Şu anda Türkiye'den kargo usulü Amerika'ya sahte mal gidiyor. 2 daha 4 eder. Ben bunları biliyorum nasıl oluyor. Herkes bunları biliyor. Ama biraz burada zapturapt altına almak lazım. Kesinlikle Türkiye'den başka ülkelere, yani Suriye'ye bile, kesinlikle hiçbir yere sahte ürün gitmemeli. Hakkıyla her şey yapılmalı. Bunu da tabii ki gerekli kişiler denetlemeli. Şimdi Mert Bey, pandemide Türkiye'den Amerika'ya alkollü mendil satıldı. Şu Amazon üzerinden satıldı. Bir partiden 10 tane üründe şeyleri kesim, içindeki ıslak mendillerin kesimi yamuk olmuş. Ne oldu biliyor musunuz? 10 milyon dolar mal çöpe gitti. Evet. Bak, e-ticaret üzerinden şikayet ediliyor. Bu diyor yamuk. Bak, alkol oranı vesairesinden verilip standart hepsi tutuyor. FDA standart hepsi tutuyor. Ama kesiminde bir çaprazlık olduğu için bu görülüyor ve FDA iptal ediyor izinleri. Ve 10 milyon dolarlık mendil çöpe gitti. Onun i̇şte için burada, çok akıllıca iş yapmak gerekiyor. İşte burada da eğitimin ne kadar önemli olduğunu, evet, anlıyorum aslında. Yani kesinlikle. Her şey bir anda çöp olabiliyor. Eğitim almazsak demek ki doğrusunu eğitim tabii olarak. Benim bir tane tabii öğrencilerle çok güzel komik diyaloglar da yaşıyoruz. Şimdi bir tane bir kardeşimiz bana yazdı. Ya dedi hocam, işte ben Ağrı'nın bilmem ne ilçesindenim. Benim işte kaçakçı akrabalarım var, şöyle şöyle ürünler var. Aman dedim, dur. Onları dedim sakın yapma. Neden yapma? Şundan dolayı yapma. İkna ettim. Şu anda bu kardeşim güzel bir iş yapıyor. Ayda 2.000-3.000 dolar para kazanıyor. Hocam diyor, iyi ki sizinle denk gelmişim. Yoksa diyor ben aile mesleğini icra edecektim. Devam ettirecektim aile kültürünü falan. Aman dedim dur. Öyle şeyler yapma. Yani enteresan da diyaloglar yaşıyoruz. Evet. Çok riskli işler ama 2.000-3.000 dolardan bahsediyorsunuz gerçekten. O yaşlardaki gençlerin o paraları kazanabilmeleri normal şartlarda Türkiye'de gerçekten mümkün değil. Bırakın gençleri, yani 20 yıldır aynı iş yerinde çalışan insanlar bile maalesef o paraları kazanamıyorlar. Şimdi ben biraz akademiye gelmek istiyorum. Peki akademiden eğitim alan öğrenciler ne derece başarılı oldular? Geriye dönüşler nasıl? Bir başarı hikayeleri de mutlaka vardır. İşte az önce örnek de verdiniz. Biraz da onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ya, bizim başarı hikayelerimiz çok enteresan. Bu işte en başarılı olan kişiler, bu nedendir bilmiyorum, devamında soruyorum, devlet memurları. Bakın burası çok önemli. Devlet memurları bizim sektörde inanılmaz başarılılar. Yani artık o belki de o eğitim, kültür, daha önce yaptıkları işlerdeki tecrübeler, iyi okuma, iyi analiz etmedir. Çünkü Türkiye'de çok iyi devlet memurları var. Bu anlamda bizim eğitime katılıp çok ciddi başarılar elde ediyorlar. Biz bazen diyoruz ki ya işte gel seninle bir röportaj yapalım, konuşalım. Diyor ki hocam ben eğitim aldım. Bu bir legal bir şey. Başka bir illegalite burada yok. Hani ekrana çıkmayayım, hiç gerek yok. Kimisi zaten ticaretini büyütünce istifa ediyor doğal olarak. Kendi ticaretini bir şekilde sürdürüyor. Bizim eğitimde şöyle bir yapay zeka var. Kesinlikle ve kesinlikle biz ölçümlüyoruz. Adam kaç soru sormuş? Sınavlarda neler yapmış? Stok videoları izlemiş mi? Canlı derslere katılmış mı? Zaten bu dört tanesini yapıp da başarısız olma imkanı yok bir kişinin. Yani biri bana desin ki şu dört taneyi yaptım. Hocam bu işe de girdim. Ben başarısız oldum. O zaman ben ne diyorum biliyor musun? Excel finansal tablomu getir bakalım.
ne oluyor? Excel finansal tablonu tablosuna baktığım zaman veya o tabloyu toparlayıp adama verdiğim zaman zaten o reçeteyle gidiyor, işi de doğru yapıyor. Peki ne kadarlık bir eğitimden bahsediyoruz? Yani işte günün hangi saatlerinde bu eğitim alınabiliyor? Çünkü devlet memurları da var dediniz. Yani o sabah 9 akşam 8 gibi bir eğitim değil yani anladığım kadarıyla. Tabii yani bizim merkezimize herkes istediği saatte gelebiliyor. Sadece bizim İhracat Türkiye üyeleri anlamında söylüyorum. Ama bizim eğitimlerimiz akşam 21'de başlıyor, 23'te bitiyor. Ama işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Biz tabii yazları pazartesi, salı, çarşamba yapıyoruz sadece. Bazen bakıyorum son sınıflar hafta sonları da etütler yapıyorlar. Aralarında toplanıyorlar. Çünkü bizde şöyle bir şey var. İşte Kayseri'de kim varsa Kayseri grubu, Ankara grubu, İzmir grubu. Bütün şehirleri biz grup grup sistemde birleştirdik. Bakıyorum onlar toplanıyorlar bir Konya'da mesela. Birlikte çalışıyorlar ediyorlar. Bu tamamıyla bizden bağımsız. Ama burada şuna geleceğim. Burada güzel bir sinerji var. Türkiye'de ben kimsenin artık tabii ki şirketlerde çalışsınlar ama İnovatif şirketlerde çalışsınlar. Öğrenip öğrensinler. Ama gidip de Şekerpınar'da bir fabrikada ihracat bilmem nesi, yani böyle bir şey artık kapandı. Kesinlikle ve kesinlikle üniversitelerin üzerine inovatif kurslar alıp kendilerini geliştirmek zorundalar. Öteki türlü işin sonu çok kötü. Peki ihracata baktığımızda hangi iş modelleri var? Hangilerinden bahsediyoruz? Mesela ihracat dediğimiz zaman benim en sevdiğim iş modeli bir kişinin kendi markasını yapıp yurt dışına kendi markalı ürününü tescil ettirdiği kendi markalı ürününü satması. Aha. Ama kişi gidip dropshipping de yapabilir. Kişi gidip arbitraj da yapabilir. Bu arbitraj serini bizden alır. 30 gün içerisinde işte diyelim ki 20 bin doları var. 20 bin dolarını 2 bin dolar kazanır, 3 bin dolar kazanır. Aslında 5 bin dolar demek istiyorum ama sonra ben bunları dediğim zaman ya imkansız diyorlar, sonra listeleri görüyorlar. Oo hocam bu ne güzel işmiş. Ama şöyle bir şey var ticarette. Şimdi 20 bin dolarlık arbitraj listesi aldım, 5 bin dolar kar ettim. Bu senin karın değil. Bunun yarısını 2500 dolarını sermayene bırakacaksın. Öyle öyle büyüyeceksin. Şimdi biz buradaki bu ticari mantıkları anlatıyoruz. Yani bir şirketin karının sadece %40 ile 50'si arasında ki marş patronundur. Ondan sonraki rakam şirketin içine kalır. Şirketin büyümesini sağlar. Bugün biz çok enteresan da şeyler yapıyoruz. Mesela bize şeyler geliyor. İşte ben Amerika'ya yaşamaya gitmek istiyorum. Ya İngiltere'ye, Almanya'ya yaşamaya gitmek istiyorum. Biz ne yapıyoruz bu bağlamda? Orada bir şirket kuruyoruz kişi daha Türkiye'deyken. Ona arbitraj listeleri veriyoruz. O bu işi yapıyor, kar ediyor. Oradaki şirketinden vergisini ödüyor, personel çalıştırıyor. Konsolosluğa gittiği zaman ne oluyor? Başı dik bir şekilde vizesini alıyor veya çalışma iznini alıyor. Şirket sahibi olarak yurt dışına gidiyor. Yani ben yurt dışında bir kere kesinlikle Türklerin orada hani çok iyi işler dışındaki işler yapmalarına karşıyım. Yani bu Türkiye'nin imajını inanılmaz derecede yerlere alıyor. Yani bir Türk'ün Uber yapması ne demek ya Almanya'da? Yani ben oraya derim ki bir dakika kardeşim gel bakalım Türkiye'ye, seni bir 6 ay bir sene yetiştirelim. Ondan sonra Almanya'ya tekrar yollayalım. Yani Türkler kesinlikle ve kesinlikle inovatif, imajı yüksek, karizması yüksek işler yapmak zorunda. Benim kalbimden böyle geçiyor. Hepimizin kalbinden böyle geçiyor. Gerçekten çok önemli söylediğiniz şey. Peki şunu da soracağım. İşte 20 bin dolardan bahsettik, 10 bin dolardan bahsettik. Bu işe girmek isteyenin nasıl bir bütçesi olması gerekiyor peki? Tabii, yani bir ticaret yapmak için ne kadar bir bütçe ayırmak gerekiyor? Tabii bu arada hani parantez açarak hatta parantezi kaldırarak bir şey söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bu 10 bin, 20 bin, 50 bin dolarları biz falan almıyoruz. Kişi kendisi gidiyor, parasıyla satın alıyor, şirketinin envanterine sokuyor. Öyle
Hani hiçbir şekilde biz paraya dokunmuyoruz. Anlamında söylemedim. Hani ihracat yapabilmek için hani nasıl bir bütçeden bahsediyoruz yok, diye. Genelde yok yok. O sorunuza cevap değildi. Bir önceki soruyla ilgili söyledim. Çünkü insanlar böyle çekmeyi çok seviyorlar. Ya biz arbitraj listesi birine hani sağlasak 50 bin dolar alsak herhalde Koç Holding oluruz Türkiye'de. Doğru. Şimdi burada şuna geleceğim sizin şimdiki sorunuz için. Mesela kişi ben diyorum ki dijitale bulaşsın da nasıl bulaşırsa bulaşsın. Diyorlar ki hocam ne kadar sermaye lazım? İşte 1.000 dolar, 2.000 dolar, 3.000 dolar. Sen bir başla, bulaş. Diyor ki hocam 1.000 dolarım yok. Diyorum ki bir ay, iki ay bir yerde çalış 1.000 doların olur. Veya bizden öğrendiğini git servis sağlayıcı olarak servis sağlayıcı sitelerde sat bu servisini, danışmanlığını, bilgini. E kardeşim sen zaten daha fazla para kazanırsın. İşte al sana sıfırdan sermaye ile bu işe başlama metodu. Evet, bu çok önemliydi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bilgilerinizi paylaştınız. Başta da söylemiştim, biz aslında herkesi masadan kurtaracak ve bu Türkiye'nin şartlarında rahat nefes almamızı da sağlayacak, cebimize daha fazla paranın girmesini sağlayacak bir yöntemi anlattınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İhracat Türkiye olarak biz de teşekkür ederiz.